zamanlar yoksul bir adam yaşarmış. Bir gün Taro, Ciro ve Saburo adındaki oğullarını yanına çağırmış. Şimdi sizlere birer kese para vereceğim. Sonra üçünüz de gidecek, uzaklarda şansınızı deneyeceksiniz. Bakalım döndüğünüzde neler öğrenmiş olacaksınız. Üç kardeş üç ayrı yöne doğru ilerlemeye başlamışlar. Ciro ve Saburo başka şehirlere gitmişler. Çalışmış, çabalamış Kısa sürede kendi dükkanlarını açıp iş sahibi olmuşlar. En küçük kardeş Taro ıssız dağlara doğru yönelmiş. Dağlardaki balta girmemiş ormanlara girmiş. Sonunda ormanın ortalarında bir yerde harap bir kulübe çıkmış karşısına. Kulübenin önünde de yaşlı mı yaşlı bir nine oturuyormuş. İnsanoğlunun ayağının hiç değmediği bu topraklarda ne arıyorsun delikanlı diye sormuş nine. Taro babasının evinden neden ayrıldığını anlatmış nineye. O zaman benimle üç yıl kalıp bana yardım etmen için hiçbir engel yok öyle değil mi? Yok demiş Taro yaşlı kadının önerisini kabul etmiş. Üç yıl boyunca ona hizmet etmiş. Sabah ormana gidip yakacak toplamış, avlanmış, akşama yemek yapmış. Yaşlı nineye göz kulak olmuş. Nihayet üç yıl dolduğunda nine şöyle demiş. Sen beni mutlu ettin. Tanrı da seni mutlu etsin. Sana verecek altınım mücevherim yok ama daha değerli bir şeye sahip olacaksın. Şu kırık çömleyi sana veriyorum. Onu sakın kaybetme. Çok işine yarayacak. Taro biraz hayal kırıklığına uğramış ama yine de sevdiği bu yaşlı kadından bir anı olur diye çömleyi alıp babasının evine doğru yola çıkmış. Yolda hep babasının kardeşlerinin kendisini nasıl karşılayacaklarını düşünüyormuş. Yine bir mola sırasında evini düşünürken bir yandan da elinde ninenin verdiği çömleği tutuyormuş. Şu çömlek yemekle dolu olsaydı hiç olmazsa diye düşünmüş. Bir de ne görsün. Çömlek sıcacık lezzetli yemeklerle dolu vermiş. Taro şaşkınlıkla yemeğini yemiş ve sonra başka bir dilekte bulunmuş. Çömlek altınla dolsun. Göz açıp kapatıncaya kadar çömlek ağzına kadar altın paralarla dolmuş. Taro işte o anda Yaşlı ninenin kendisine ne kadar değerli bir hediye verdiğini anlamış. Köyüne dönmüş, ülkesinin en zengin insanı olmuş. Mutlu bir yaşam sürmüş. Karşılık beklemeden yaşlı bir nineye hizmet etmesinin ödülünü böylece fazlasıyla almış.